Merhaba, benim adım Stella. Muhtemelen çoğunlukla şehirde veya büyük bir metropolde geçen hikayelere alışkınsınız. Ancak bugün hikayemiz tahminlerinizin ötesinde olacak ve hatta biraz gizemli ve ürkütücü. Bu yüzden ışıklarınızı açmanızı, kendinize bir çay koymanızı ve anlatacaklarımı dikkatli dinlemenizi öneririm. Hadi başlayalım. Medeniyetten uzak diyebileceğimiz bir köyde doğup büyüdüm ama yine de ailem normal bir okulda eğitim görmemi istedi. Babam her sabah beni arabasıyla okula götürürdü. Çok erken kalkmak zorunda kalırdım çünkü yolculuktan önce inekleri sağıp beslemek, sonra atları, keçileri, tavukları ve hatta deve kuşlarını beslemem gerekiyordu. Bu sorumluluklar bendeydi. Bu işler ve okul dışındaki hayat çok sıkıcıydı. Fakat bizde arada bir gidilen ufak bir eğlence mekanı gibi bir yer vardı ama çok nadir gidilirdi. Bu arada komşularımız harikaydı. Örf adetlere önem veriyorlardı. Bizi düzenli olarak hamamlarına davet ediyorlardı ve komşularımız dışında neredeyse herkes birbirini tanıyordu. Bunun dışında tatlı yaparak para kazanmaya başladım. Bir teyze için çalışıyordum. Adı Louise'di. Ve o işini yaparken ben de onun yeni doğan bebeğine bakıcılık yapıyordum. Haftada 3 kere onlara gidiyordum. Bazen bu teyzeyle işler hiç de kolay değildi. Çünkü bebeğine çok fazla özen gösteriyordu. Ama dürüst olmak gerekirse bahçede çalışıyor olmaktan iyiydi. Bir de tonton bir büyükanne vardı. Ona böyle sesleniyordum. Basit bir karakter değildi. Bir savaş gazisi, çok katı ama ona yardım karşılığında o da ödevlerime yardım etti. Çünkü ailem bana her zaman yeterince zaman ayıramıyordu. Tüm aile olarak çok fazla işimiz vardı. Bir gün işten sonra bütün aile akşam yemeği yemek için mutfakta masada toplandık. Herkes yerlerine oturdu. Annem yemekleri servis ederken köpekler havlamaya başladı ve sonra kapı çaldı. Babam masadan kalktı ve bu saatte kimin geldiğine bakmaya gitti. Onu beklemedik çünkü kokuya bakılırsa annem çok lezzetli bir şeyler pişirmişti. 5 dakika sonra babam eve döndü ve ona kimin geldiğini ve ne istediklerini sormaya başladık. Bizden biraz uzakta yaşayan bir kadın olduğunu söyledi. Ev ev gezip onun çocuğunun kimde olduğunu bulmaya çalışıyormuş. "Ne çocuğu?" diye sordum. "Başka çocuğa ihtiyacımız yok." Babam da kadına aynı şeyi söylediğini ama kadının yine de çocuğu bizde mi değil mi diye evimize bakmak istediğini söyledi. Garip bir kadınmış. Yemek yedikten sonra kapı tekrar çaldı. Babam sinirlendi ve kadını bu sefer çok fena kovmak istedi ama kapıyı çalan bize bir kadının gelip eve bakmak isteyip istemediğini soran başka bir komşuydu. Babam doğruladı. Kadın bizden sonra başka komşuları da gitmiş ve genel olarak köyün neredeyse yarısını kayıp bebeğini aramak için ayaklandırmış. Herkes alarma geçti ve polisi aradık. O da evleri dolaşıp çocuğu aramaya başladı. Bu bütün gece sürdü ama sonuç yoktu. Zaman geçti, arama devam etti. Benim de çalışmak için Louise'lere gitme zamanım gelmişti. Ama oraya gittiğimde Louise panik içerisindeydi. Sürekli evin içinde dolaşıyor, teselli bulmak ya da kayboluşun ayrıntılarını öğrenmek için akrabalarını ve polisi arıyordu. Onun da bebeği kayıp gördüğünde hemen gözyaşlarına boğuldu. Sanırım ona bebeğini hatırlattım. Bütün günü onunla papatya çayı içip her şeyin yoluna gireceğini söyleyerek geçirdim. Akşam üzeri yorgunluktan uyuyakaldı. Ben de öyle yaptım. Ertesi gün büyükanneye gittim. Eski mutfak eşyalarının tozunu alırken durumu konuştuk. "Ah, benim başıma böyle bir şey gelse ne yapardım bilmiyorum. Çocuklarınız var mı?" "Hayır, yok," dedi. İşim bitip evden çıkarken o da benimle geldi. Bana veda etti ve diğer tarafa doğru gitti. Bana garip geldi. Market dışında neredeyse hiçbir yere gitmiyordu. Çoğu zaman evinin yakınlarındaki bir bankta oturuyor ve etraftaki insanları izliyordu. Meraktan nereye gittiğini sordum. Büyükanne çok uzak olmayan bir komşuya gideceğini söyledi. "Peki," dedim ve kendi işime bakmaya devam ettim. Tam 3 gün sonra tekrar masada toplandığımızda köpekler yine havladı ve kapı tekrar çaldı. Babam dışarıda işlerini yapıyordu ve ortalıkta yoktu. O yüzden kapıyı ben açtım ve kapıda korku içinde olan komşumuzun karısıyla birlikte duruyordu. Hemen en küçük oğullarını görüp görmediğimizi sormaya başladılar. Bizde bebek falan olmadığını söyledim. Neden bahsettiklerini anlamıyordum. Bu komşuların da bebeklerinin ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Bu artık sınırları aşıyordu. Tekrar polis çağrıldı. Tüm evleri, dükkanları, her yeri aradılar. Bütün gece ben dahil tüm köy uyumadı. Canım sıkıldı ve arkadaşlarımın yanına gittim. Benden biraz uzakta yaşıyordu ama önemli değildi. Giderken en fazla yorulurdum ve olayları tartıştıktan sonra mışıl mışıl uyurdum. Yanına gittikten sonra çay demledik, televizyonu açtık ve burada neler olduğunu tartışmaya başladık. Ne de olsa ailelerimiz bebekleri aramakla meşguldü. Ya ucu bize de dokunursa, ya birileri bizi de kaçırırsa, dedi arkadaşım. Bu düşünceleri çabucak bertaraf ettim. Olmaz öyle şey. Kısa bir süre sonra arkadaşım geçenlerde evlerinden çok uzak olmayan bir ormanın yanından geçerken daha önce orada hiç duymadığı bir müzik çaldığını söyledi. Ne tür bir müzik olduğunu sordu. Sanki eski müzik kutularından çalan gibi dedi. Hani şu elle çevrilerek çalınan Anastasia adlı korku filminde olduğu gibi. Ancak sadece geceleri çalıyor. Bu yüzden tek başıma oraya gidip kontrol etmeye çok korkuyorum dedi. İlgimi çekti ve birlikte gitmeyi teklif ettim. İlk başta arkadaşım yapmaya değer mi diye tereddüt etti. Macera olur bahanesiyle ikna ettim çünkü burada yapacak pek bir şey yoktu. Pekala diyerek kabul etti. El fenerleri, kurabiyeler aldık ve sese odaklanarak ormana gittik. Ormana geldiğimizde arkadaşım sordu. İşte duyuyor musun? Çalıyor. Evet, gerçekten duyuyorum. Çok güzel bir melodi. Müziğe doğru yaklaştık ve bir süre sonra sanki müzik ayaklarımızın altındaydı. Bir anlam veremedik çünkü altımızda sadece toprak vardı. Bir adım daha attık, bir tahta gıcırtısı duyduk. Daha yakından bakmak için oturduk ve kum, toprak, dallarla gizlenmiş sağlam bir tahta gördük. Merakımız son raddedeydi ve hemen üstündeki her şeyi ellerimizle temizledik. Ta ki iki bebeğin ellerinde yarısı boş süt şişeleriyle yattığını ve yanlarında bir müzik kutusunun olduğunu görünceye kadar. Şok olduğumuzu söylememize gerek yok sanırım. Öte yandan da bir hazine bulmuş gibi hissettik. Demek onların saklandığı yer burasıymış. Neyse ki kardeşlerimizi biz büyütmüştük. Bu yüzden bebekleri kucağımıza alıp taşımak bizim için hiç zor olmadı. Ama bunu yapar yapmaz bir çığlık duyduk ve sonra bir fenerin ışığının bize yaklaştığını gördük. Çok korktuk ve korkmaya başladık. Ses bize bağırdı. Onları bana geri verin. Anlaşılan gelen oydu. Ama neden kadının sesi bu kadar kısık ve boğuktu? Arkamı döndüğümde karanlık bir figürden çok hızlı kaçtığımızı gördüm. Ama bu hırsızın kim olduğunu öğrenmek için arkadaşıma durmasını söyledim. Bu kişi yavaşça bize yaklaştı. Bize doğru yaklaştıkça yaklaştı ve artık yüzünü görebiliyordum. Bu kadın bakıcılığını yaptığım ve ev işlerine yardım ettiğim büyük anneydi. Afalladım. Nasıl? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin büyük anne? Tanıdığım en güçlü, en ısrarcı kadın olduğunu sanıyordum. Ama meğer sen bir suçluymuşsun. Ne düşündüğün umurumda değil. Hayır, herkese zavallı çocukları kaçıranın sen olduğunu söyleyeceğiz. Bir elimle çocuğu tuttum, diğer elimle arkadaşımın elini tuttum ve kadının yüzüne kum atıp kaçmaya başladı. Büyük anne arkamızdan bize bir şeyler bağırıyordu ama hiç umurumda değildi. Önemli olan eve gidip ailelerimize olanları anlatmaktı. O akşam büyük anneyi bulduk ve sorguya çekildi. Anlaşıldığı üzere her gün sokakta oturup çocuğuyla gezen bir anne görünce onu takip etmek, zamanı seçmek, sessizce evlerine girip geceleri bebekleri çalmak onun için zor değildi. Komşumuza da böyle yaptım. Karşılıklı oturuyorduk ve onları bir hafta boyunca izledikten sonra bir hırsız gibi sessizce evlerine girdim ve bebeklerini çaldım dedi. Tahmin ettiğiniz gibi bebekler mutlu ailelere geri döndüler ama asıl soru neden müzik kutusuna ihtiyaç duyuldu? Basit. Geceleri gözleri görmüyordu. Hafızası da pek iyi değildi. Bebekleri saklamak için koyduğunda yanlarına bir müzik kutusunu da koydu. Böylelikle müziği takip ederek onları tekrar bulabiliyordu. İşte böyle bir olay. Hoşçakalın. Benim adım Lindsay ve direkt şunu söyleyeceğim ki okulumu gerçekten çok seviyorum. Bu sadece yeni bir şeyler öğrenmekle ilgilendiğim için değil. Aynı zamanda okulda arkadaşlarımı görüyorum, eğleniyoruz, çok şakalar yapıyor ve dünyadaki her şey hakkında sohbet ediyoruz. Okul o korkunç durum olana kadar en sevdiğim yerdi. 17 yaşındayım ve 11. sınıftayım. Ailem beni okula erken gönderdi çünkü çocukluğumdan beri akıllı bir çocuktum. 5 yaşında alfabeyi çoktan sökmüştüm ve sayıları sayabiliyordum. Eğitim benim için kolaydı ve kendime güvenerek takdirnameye oynuyordum. Bu benim için bir tür hedef haline geldi. Çünkü gerçekten çalışmak için bir ödül almak istiyordum. Okudum, dil öğrendim, ekstra dersler aldım ve kendime güvenerek sınıfta birinci oldum. Fotoğrafım lise öğrencileri arasında en şerefli yerde asılıydı. Sınıfımıza yeni çocuk gelene kadar her şey mükemmeldi. Lily New York'tan şehrimize gelmiş ve hemen dikkat çekmişti. O bir şehir kızıydı. Çok şık ve çok güzeldi. Moda dergilerinin kapaklarından çıkmış gibiydi. Lily çok mükemmeldi. Lily ilk başta çok sessiz durdu. Özenle ödevler yazdı. Sorulduğunda cevap verdi ve kimseyle arkadaş olmadı. Görünüşe göre parlak duruşunun arkasında çok utangaç bir kız saklanıyordu. Sınıf öğretmenimiz yeni kıza mümkün olan her şekilde destek verdi. Onu sınıfa uygun hale getirmeye ve yabancı gibi hissetmemesi için çalıştı. Birkaç hafta sonra Lily kendini daha güvende hissetti. Sınıfta daha aktif hale geldi. İletişimi sadece selamlarla sınırlıydı. Ama içimden bir ses, yeni sadece bu sınıf arkadaşımın hala gerçek yüzünü göstermediğini söylüyordu. Her şey matematik olimpiyatlarıyla başladı. Bu benim en sevdiğim konuydu ve seve seve katıldım. Geçmiş yıllardaki yarışmalarda ve olimpiyatlarda okulumuzu temsil edip ödüller kazanmışım. Lily olmasa bu yıl da aynısı olacaktı. Hocamız Bayan Johnson her zamanki gibi yoklama yaptı ve heyecan olimpiyat tarihini duyurdu. Kimi alkışladı, kimi bıkkınlıkla gözlerini devirdi. Bayan Johnson yüksek sesle kimin katılacağını sordu. Cevabı zaten bilen herkes bana döndü ve mutlu bir şekilde elimi kaldırdım. Öğretmen adımı yazarken aniden Lily'nin sesini duydum ve o da katılmak istediğini ifade etti. Sınıfın nefesi kesildi. Çünkü her yıl benden başka kimse katılmazdı. Arkamı dönüp Lily'nin sırıttığını görünce böyle yaparak resmen bana meydan okuduğunu anladım. Bir nedenden ötürü öğretmen bu olaydan memnun kaldı ve yeni katılımcıyı not defterine mutlu bir şekilde yazdı. O zamandan sonra Lily ve ben soğuk bir savaşa başladık. İlk başta tahtayı göremiyormuş gibi yaptı ve ön sırada yerime oturmak istedi. Öğretmen onun isteğini memnuniyetle kabul etti. Sonra herkesi bir kafede doğum gününe davet etti ama koskoca sınıftan sadece beni davet etmedi. Bardağı taşıran damla ise Lily'nin yakın arkadaşlarıma daha fazla zaman geçirmeye başlaması ve daha da kötüsü onunla vakit geçirmeyi sevmeleriydi. İhanete uğramıştım. Sanki tüm sınıf bana karşıydı ve mükemmel popüler bir öğrenciden yavaş yavaş ezik bir öğrenciye dönüşüyordum. Elimdeki tek şey olimpiyatta olası bir zaferdi ve günlerce matematik, okuma ve soru çözme için özenle hazırlandım. Yarışmadan bir hafta önce her zamanki gibi gelip her şeyi masamın üzerine koydum. Sınıf arkadaşlarım yavaş yavaş sınıfı doldurdu. Öğretmen geldi. Zil çaldı, yoklama başladı. Benim adıma gelince öğretmen yüksek sesle "Aa Bayan Lindsay, siz de mi sınıftasınız? Tacınızı kaybetmek seni çok üzmüyor mu? Görüyorsun senden daha zeki ve daha iyi birileri var. Bu kadar kibirli olma canım." Şok olmuştum. Bütün sınıf bana döndü ve arkadaşım dediğim ve her zaman yardım ettiğim insanlar yüzüme güldüler. Ama en önemlisi bana küstahça gülen Lily'nin mutlu olmasıydı. Öğretmene cevap vermek üzereydim ama ağlayacağımı düşünerek sınıftan çıktım. Tuvalete koşarken gözyaşlarına boğuldum. Ne olduğunu ve Lily'nin gelişiyle her şeyin neden bu kadar kötü hale geldiğini anlayamıyordum. Öğretmen bile benimle konuşurken bu tür ifadeler kullanıyor. Arkadaşlarımı ve saygımı birkaç haftada kısa bir sürede kaybettim. Kimse benimle konuşmadı ve hatamın ne olduğunu bile bilmiyordum. Sakinleşip dersin bitmesini bekledikten sonra sırt çantamı almak için sınıfa gittim. Herkesin beden eğitimine gideceğini bilerek sadece eşyalarımı alıp eve gitmek istedim. En azından sınıf arkadaşlarımı görmek istedim. Sınıfa yaklaşırken kapıda istemeden bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Öğretmenimiz ve Lily arasında bir konuşmaydı. Benim hakkımda konuşuyorlardı. Öğretmen kaçtığımı ve olimpiyatı kazanamayacağıma, kazananın Lily olacağını sevinç içinde söz verdi. Güldü ve onların planının işe yaradığını ve sadece son hamlenin kaldığını söyledi. Şok olmuştum. Kendime gerek sessizce telefonumu açtım ve diğer konuşmaları filme aldım. Eve geldiğimde üzgün bir şekilde anneme olanları anlattım. Annem çok üzüldü. Ancak benim için zor olacaksa beni başka bir okula transfer edebileceğini söyleyerek beni destekledi. Mağazada dolaşırken şirketimizin mallarını satmaya çalışırken tesadüfen Vantuz ile karşılaştım. Yüzümü hayal edin. Bunca yıl sonra tekrar karşılaştık. Değişmişti. Kilo almıştı. Vanya o kadar mutluydu ki bana bir sevgili gibi sarıldı. Soru yağmuruna tuttu ve sonra beni kahve içmeye davet etti. Ona karşı hala kızgınlığım ve hatta öfkem vardı. Ama öte yandan düşündüm ki Ali iş çıkışı bir şeyler almak için dükkana gitmiş. Orada yetimhanedeki o psikopatla karşılaşmış. Fedya. Bu ucube onu eve kadar takip edip hakkımdaki her şeyi sormuş. Ali hızla eve yürüyerek polisi ara tehdit etmiş. Fedya da ondan uzaklaşarak tekrar geri döneceğini vermiş. Artık Alya'nın yalnız olduğunu anlamıştı bir kere. Vanya'ya kızımın evde kalmasını söyledim. Kız kardeşime tek başıma gittim. Bu ucube apartman kapısını kırmaya çalışıyordu ve bunun için bir levye bile getirmişti. Ertesi gün annem öğretmenimle ve kendi eski kız arkadaşıyla görüşmek için okula gitti. Neden bahsettiklerini bilmiyorum ama o günden sonra hocamız istifa mektubu yazdı. Sanırım annem konuşmalarını çektiğim videoyu yayınlamakla tehdit etti. Ondan sonra her şey rayına oturdu. Lily sessizleşti. Sınıf arkadaşlarım yine benimle arkadaş olmak istedi ama... Bütün bu durum bana kimin kim olduğunu gösterdi. Sadece çalışmayı hedefledim. Okuldan başarıyla mezun oldum. Olimpiyatı kazandım ve ülkedeki en iyi işletme okuluna davet edildim. Ve en önemlisi hayatımın zor anlarında yanımda olan bir kişi vardı. Bu benim annemdi. Annenize iyi bakın, onları takdir edin ve sevdiğinizi daha sık söyleyin. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Helga. Söyleyin bana, güzellik sizin için ne ifade ediyor? İç ve dış güzellik kavramları var. Ancak dışınız çirkinse çok az sayıda insan sizin içinizde ne olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Buna katılıyorsunuz değil mi? Şahsen ben her zaman bu şekilde düşünüyordum. Bana öyle geliyordu ki bir kişi, özellikle bir kız sadece kendine bakmakla yükümlüdür. Başka hiçbir şeyle değil. Annem manken. Beni 26 yaşında doğurmuş ve büyüdüğümde ona her zaman sanki onun kızı değil de kız kardeşi olduğumu söylüyorlardı. Bu onu gururlandırıyordu. Ama ben anlamıyordum. Annem mi çok genç görünüyordu yoksa ben mi çok yaşlı görünüyordum? Yıllar geçtikçe annem daha da güzelleşti ve ben onun gibi görünmek istedim. Böylece erkekler peşimden koşacak ve bana iltifatlar yağdıracaklardı. Ama ben annem gibi değildim, babam gibiydim. Basitçe söylemek gerekirse babam yakışıklı bir adam değil. O bir aşçı. Bir restoranda sıradan bir aşçı ve etraftaki herkes sıradan olmayan ailemin bu ilişkisine şaşırıyordu. Boyum da babama çekmişti. Kısaydım, çok uzun olmayan bacaklar, yuvarlak yanaklar ve biraz fazla kiloluydum. 13 yaşıma bastığımda kendimi değiştirme zamanının geldiğine karar verdim. Aksi takdirde görünüşüm hiç de iyi olmayan bir hale doğru gidiyordu. Belki bir erkek olarak doğsaydım umursamazdım. Ama ben erkek değilim. Her yerde yanımda bir ayna bulundururdum. Nerede olursam olayım onu çıkarır ve saçlarımı kontrol eder. Üzerimdekilerin yüzüme uygun olup olmadıklarına dikkat ederdim. Sonra kozmetik ürünleri keşfettim. İlk başta anneminkileri gizlice kullandım. Ancak 13 yaşımda bana bebek kozmetikleri aldı ve ben de bundan hoşlanmadım. Anneminkilerin daha iyi olduğunu düşündüğüm için onları kullanmak istedim. Tüm cildini mahvedeceksin dedi. Annem ama onu dinlemedim çünkü makyaj yaparken kendimi daha güzel hale getiriyordum. Kendimi daha çok seviyordum. Ailem gezmeye gittiğinde evde yalnız kaldım ve her zamanki gibi moda dergilerini karıştırdım. Blog yazarlarının, kıyafet uzmanlarının makyajlarını inceledim. Sonra birden makyaj derslerine rastladım ve afalladım. O evet, bu benim için tamamen farklı bir dünyaydı. Her dersi dikkatlice izledim. Kozmetik ürünlerinin isimlerini, tonlarını, markalarını inceledim. Yüzümdeki çirkin çillerim için internette türlü türlü kremler aradım ve onları yok etmek için evde maskeler yaptım. 2 saat izledikten sonra ailemin yatak odasına gittim ve annemin yatak odasına girdim. Ne kadar hoşuma gitti. Özel bir atmosferi vardı. Her yerde aynalar vardı. Nefis kokuyordu. Hatta oda aydınlatması bütün evin içinde olduğundan daha parlaktı. Oraya girdim ve kendimi bir kraliçe gibi hissettim. Aynanın önüne yavaşça oturarak ışıkları açtım ve masayı dikkatle incelemeye başladım. Bir sürü krem ve tonik gördüm. Yüzümü onlarla tedavi ettim. Annemin sahip olduğu tüm kremleri sürdüm. Sonra bir fondöten gördüm. Sonra kapatıcı, pudra uyguladım. Yüzümü elimden geldiğince şekillendirdim. Allık boyadım. Gözlerimi boyadım, kirpiklerimi boyadım, dudaklarımı boyadım ve saçımı açtım ve tadam! Aynanın önünde artık çilli bir kız değil, bana göründüğü gibi güzel bir kız vardı. Sonra elimden geldiğince kendime manikür yaptım. Annemin en güzel elbisesini bulup giydim. Her açıdan bir fotoğrafımı çektim ve fotoğrafı Instagram'a yükledim. Bir sürü iltifat bekliyordum ama takipçilerin kusurlu, düzensiz bir makyaj olduğunu, elbisenin bana çok bol olduğunu yazdılar. Kısacası bana palyaço dediler. Bu beni gözyaşlarına boğdu ama pes etmemeye, daha fazla pratik yapmaya karar verdim. Ailem gelmeden önce bütün makyajımı yıkadım ama o günden itibaren bunu rutin hale getirdim. Okula gittim ve okuldan sonra eve gelerek annem hala işteyken kendime makyaj yaptım ve bulduğum her şeyi sürdüm. Makyaj yapmayı, doğru yapmayı öğrenmem gerekiyordu. Her gün kendimi fotoğrafladım ama internete yüklemedim. Karşılaştırmak ve hatalar üzerinde çalışmak için buna ihtiyacım vardı. Annem makyaj malzemelerinin neden bu kadar çabuk bittiğini sorduğunda onu silktim. ama cevap vermedim. Birkaç ay sonra muhtemelen makyajını kullandığımdan şüphelenmeye başladı ve onları saklamaya başladı. Ve o kadar güzel sakladı ki hiçbir yerde bulamadım. Sonra harçlık biriktirmeye başladım. Uzun süre para biriktirdim ve kendime internet üzerinden kozmetik malzemeleri satın aldım. Kremler ve kozmetiklerin anneminkilerden çok daha uygun fiyatlı olduğu ortaya çıktı. Bundan çok memnun kaldım. Yavaş yavaş makyajım gittikçe daha iyi hale geldi ve okula makyaj yaparak gitmeye başladım. Sonra kilo vermek için neredeyse yemek yemeyi bıraktım. 3 ay sonra sonuçlar görüldü. Birazcık daha çabalarsam istediğim kişi olacaktım. Zayıf ve sınıftaki en güzel kız. Ailem bendeki değişikliği fark etti. Onlara en güzel kız olmak istediğimi, karışmamaları gerektiğini, çünkü istemeseler bile bunu yapacağımı söyledim. Bütün gün aç kaldığımı bilmiyorlardı. Onlarla sadece bir kez yemek yiyordum. Tabii ilk başta benim için hayal edilemeyecek kadar zordu. Sürekli yiyecekleri düşünüyordum, midem gurulduyordu ama bir hedef belirlemiştim ve plana sadık kalmam gerekiyordu. Çünkü mükemmel görünmek her şeydir. Sonra saçlarıma geldi. Onları uzatmaya başladım ama nedense korkunç bir şekilde dökülmeye başladılar. Nedenini bilmiyordum. Kız arkadaşlarım bana güzellik manyağı dediler. Ama ben bunu itifat olarak algıladım. En güzel olmak kötü mü? Her yıl makyajın üstüne daha çok düşüyordum. Modayı yakından takip ettim. Kendime kozmetik ürünleri de aldım. Ve 15 yaşına yaklaştıkça annem kişisel harcamalarım için daha çok para vermeye başladı. Bu yüzden en sevdiğim şeyleri biraz daha pahalı olanları almaya başladım. Her şey bana yakışıyordu. Korkunç bir şey olana kadar gerçekten iyi kilo verdim. Daha güzel ve daha etkili oldum. Bir fotoğraf çekimi için randevu aldım. Hayatımdaki ilk ciddi fotoğraf çekimiydi. Ve o fotoğraflar internete yüklenecekti. Kendimi o zamanlar olduğu gibi dünyaya tanıtmak istedim. Güzel ve genç. Fotoğrafları aldığımda hayran kaldım. Orada çok güzeldim. Sonra bilgisayarda rötuşlanmamış fotoğraflarımı aldım ve bu beni gerçekten korkuttu. Yüzümde kırışıklıkların olduğunu fark ettim. Bu kabusa inanamadım. Bu nasıl oldu? Hemen aynaya koştum. Işığı daha parlak açtım ve cildime yakından baktım. Gerçekten kırışıklıklarım vardı. Küçük ve çok sayıda. Beni korkuttu. Ama hepsi bu kadar değil. Fotoğrafta kafamın tepesinde de kelliğin başladığını fark ettim. Düşünün, 16 yaşında babaanne gibi görünüyordum. Bunun olmasına ne sebep oldu sizce? Tabii ki abarttım. Odaya oturdum ve hıçkıra hıçkıra ağladım. Annem beni görmeye geldi. Son birkaç yıldır ilk kez beni fondötensiz gördüğü için çok şaşırdı. Bu yıllar boyunca fondöten ve krem kullanıp kullanmadığımı sordu. Evet dedim ve daha çok ağladım. Daha sonra ondan sakladığım bir kutu makyaj malzemesini gösterdim. Annem şok oldu. Kalitesiz kozmetikler kullandığımı, bu yüzden tüm cildimi mahvettiğimi söyledi. Bunu neden benden gizliyorsun diye sordu. Ama ne diyeceğimi bilemedim. Çok utandım, korkunçtu. Aniden yaşlı bir kadına dönüşmüştüm. Sonra her şeyi, bunca yıl nasıl yemediğimi ve bulduğum bilinmez kremleri kendi üzerimde nasıl denediğimi ona anlattım. Kırışıklıklarımı kimsenin fark etmesini istemediğim için 16. yaş günümü kutlamamaya karar verdim. Odama kapandım ve tamamen içime kapanmaya başladım. Çünkü benim gibi bu kadar korkunç birine kimin ihtiyacı olurdu ki? Böyle biriyle konuşur musun? Muhtemelen hayır. Ama annem beni cezalandırmadı. Vücudumun durumunu kontrol etmek için beni doktorlara gösterdi. Sonra yorgun cildimi iyileştirmek için birlikte dermatoloğa gittik. Böylece bedenimi iyileştirmeye ve yeniden inşa etmeye içeriden ve dışarıdan başladık. Uzun bir süreçti. Tekrar yemeyi, spor yapmayı ve kozmetikten vazgeçmeyi öğrenmem gerekiyordu. Annem bunca yıldır aldığım her şeyi attı. Bana daha fazla zaman ayıracağına söz verdi. Ve ben de bir daha böyle şeyler denemeyeceğime ve ona danışacağıma söz verdim. Tedavimin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Kendim üzerinde çok çalıştım. Ancak bu sefer her şey annemin ve uzmanların sıkı kontrolü altındaydı. Bu yüzden hem cildimi hem de vücudumu bir bütün olarak restore ettim. Genel olarak kızlar, kendinize benim yaptığım gibi deneyler yapmamanızı tavsiye ederim. 16 yaşında kendinizi şımartmaktansa bir kez daha makyajdan vazgeçmek iyidir. Kendinizi doğru sevin. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.